Dün denizciğim bana bu yolun başından küçük bir fotoğraf gönderdi. Yerdeki yeşil çizgileri sorguluyordum ya, ne ola ki diye. Gerçekten ikinci tahminim tuttu. Walking bus değilmiş adı, pedi busmuş. Pedi bus o fotoğrafta ilk durağı vardı. Yani oradan kalkacak. Böyle bütün bu yolu benim yürüdüğüm gibi yürüyüp daha caddenin devamından yukarı çıkacaklar. Başlasınlar, birilerini yürürken görürsek biz de katılırız bir gün deyip ileriye yönelik küçük planlar yaptık. Quando la disperazione e lo sconforto. Burada da yazmışlar sonunda ne olduğunu, burası ikinci durak. Neyse, kaldığım yerden devam edeyim bari. Bugün ayın 21'i Perşembe. Son hazırlıklara doğru gelmeye başladık. Bugün mesela önümüzdeki 3 gün için Cuma, Cumartesi, Pazar bir daha yapılmamak üzere belli bir sayıda sfolya kaplı, yani milföy hamuru kaplı çeşitli ürünler yapmam gerekiyor. Normalde duvarımız, sipariş duvarımıza sadece Cuma gününe kadar asmışlardı bütün siparişleri. Cumartesi ve Pazarı biriktiriyorlardı. Dün çiçi listeleri gösterdi bize. Henüz asmadı. Daha eklemek istedikleri var diye. Üçüncü durak. Evet, buradan karşıya devam ediyor. Son birkaç gün gerçekten söylendiği gibi bavareze yapmaya devam ettik ama dolaplar doluyor ve pastalar en azından bugünler için hiçbir şekilde gitmedi. Bugün belki çilekliye bir ekleme daha yapmak yerine o listede sipariş verilmiş olan işte 1 kilo 200 gram. 1 kilo 800 gram yani tam olarak bizim yaptığımız pastalara uymayan ağırlıktaki pastalardan yapalım diye düşündük. En kötü ihtimalle cumartesi günü karmaşanın içinde bile olsa bir kere daha yapılır eğer çok gerekli olursa diye, ki zaten ağırlıklar gerçekten çok spesifik ve çok acayip, yani kalıplara bile uymuyor. Büyük ihtimalle büyük kalıplar yapıp oradan kesmeye çalışacağız. İlk 3 gün sakin geçti sanki. Yani ben hala bir noktada ortalık karışacak diye varsayıyorum. Dediğim gibi sadece geçmiş deneyimlerimde hiç böyle bir dönemi, böyle hani yoğun siparişli olan bir dönemi bu kadar sakince karşılayan bir ekiple karşılaşmamıştım. O yüzden büyük ihtimalle, yani sonuçta bizim de başarımız oldu diye düşünüyorum. Çalışıyoruz. Planımızı yaptık. Plana uygun bir şekilde üretim yapıyoruz. Ve hani bir şeylerin yanlış gitmesi için bir sebep yok aslında, değil mi? Gitmemesine çalışıyoruz deyip. Bakalım sakince kapatabilirsek şu hafta sonu tatilime çıkıp azıcık rahatlamak istiyorum. Bu arada bütün bu süreçte boynuzlu olduğumuzu da belirtmek isterim. Ağır üretim yaparken çıkarıyorum. Düşüyor zaten.